yoktan var etmek çamur. Hiç olmayan bir şey, hiçbir şeye benzemeyen bir yumuşak bir maddeyi tamamıyla görsel, göze hitap eden, belki ihtiyaçlarınıza hitap eden, ki çoğu zaman ihtiyaçlara hitap eden bir şeye dönüştürmek çok güzel. İnsanı da dolu dolu beynini dolduran, iyi hissettiren, bir şeyleri yapıyormuşum, başarıyorum hissini dolu dolu yaşadığınız bir sanat diyebilirim. Özellikle seramik sanatı. Elim çabuğunun hikayesi elimin hamurundan geliyor aslında. Hani kadın elinin sadece hamurda değil, üretimde de olması gerektiğini vurgulayan bir isim oldu. O yüzden de ilk duyduğum anda aslında öneri olarak geldi bana ve ilk duyduğum anda tamam işte budur dedim. Çok küçük yaşta ailemle birlikte Kapadokya'ya gitmiştim. Sanırım 10 yaşlarında falandım. Orada bir çömlekçi ustası vardı. Biz üç kardeşiz. Üç kardeş sıraya girdik. En son da benim tabii ki. İlk kardeşim denedi, ikinci kardeşim denedi. Ondan sonra bir baktım zaman kalmadı ve ben tornaya oturamadım. Ve benim ta o yaşlardan beri içimde kalan bir ufde oldu diyebilirim bu çok küçük yaştan. Deneyemediğim için sürekli içimde aslında o büyüdü. O yüzden de lisedeyken ta bir sanat dalı olan resim bölümünü seçmemin nedenlerinden biri de buydu. Ondan sonra başka bir bölümde üniversiteye okudum ama hep içimde o çömlek kaldı. Bir şekilde buraya ustam gelmişti. Yaklaşık ben 20 yaşlarımı bitirdiğim sürelerde sanırım ustamı tanıdığımda. Birazcık geç oldu tabii bu geleneksel yönteme göre. Ama ustam sağ olsun tabii ki onun da deyimiyle şöyle diyebilirim. Çok küçük yaştan beri çocuklar evet geliyorlar, eğitimlerini alıyorlar. Ama usta onun aslında annesi babası oluyor. Öyle diyebiliriz. Yani çok küçük yaşta bir ustanın yanında başlamanın adabı şudur. Ustanız sizin babanız olur. Yani size iş dışında hayata dair de öğretileri çok fazladır. Tabii ki ben bu süreci daha farklı yaşadığım için benim eğitim biraz onları atlayarak ve asıl işin ana şeyi olan, çekirdeği olan eğitimle, ustamla başladım. Ve biraz daha kısa bir sürede böylece gelişmiş, yetişmiş oldum. Bu işin adabı içten hissetmek, onunla bütünleşmek. Eğer siz o elinize aldığınız çamurla bir olduğunuzu hissederseniz, o da size o kadar güzel karşılık veriyor ki işte o zaman aynı noktada buluşmuş oluyorsunuz. Ve hani işin adabından çok bütünleşiyorsunuz. Tek beden, tek yürek oluyorsunuz çamurdan. Çamur çünkü hislerle alakalı olan bir şey. Hislerle yapabildiğiniz bir şey aslında. Tabii ki bu işin zanaat kısmı var ama sanat dediğimiz zaman dediğim gibi çamurla bütünleştiğinizde çok daha farklı noktalara gidebiliyorsunuz. Benim hocam 40 hatta 45 senelik bir usta. Yaklaşık 10 yaşından itibaren bu işin, bu mesleğin içerisinde olan, kendi bu şekilde eğitim görüp mesleğine başlayan bir kişi Mehmet Yıldırım. Hatta lakabı Efsane Mehmet Yıldırım'dır. Çok değer verdiğim bir hocadır. Ondan aldığım eğitimle, daha doğrusu şöyle diyebilirim, tabii ki çok eski zamanlarda, çok çok küçük yaşlarda özellikle benim ustam o şekilde eğitim görerek başlamış. Tabii ki daha geleneksel yöntemlerde bu iş çok daha küçük yaşlarda gidiyorsunuz. İşte 10 yaşlarında, 15 yaşlarında gibi, 15 yaş bile hatta geç olabiliyor. Tabii ben böyle bir eğitim görmedim. İlk üniversitemi başka bir bölümde okudum.
daha doğrusu lise hayatımdan itibaren sanatın içerisindeyim, resim bölümüyle başlayan bir lise hayatım var. Ondan sonrasında daha farklı bir bölümle devam ettim. Ama benim içimde hep bu sanat aşkı oldu. Bir kişinin yaptığı işe sanatsal diyebilmesi için ya da ben sanatçıyım diyebilmesi için bunlardan fazlası gerekiyor. Tabii ki bunun bir altyapısı lazım, bir dolu dolu olmanız gerekiyor. Sanatta dediğim gibi ürettiğiniz ürünün baktığınızda size hissettirdiği duyguları yansıtabilmeniz gerekiyor ya da ne yansıtıp yansıtmadığınız aslında sanatta önemli değil. Karşıdakinin benim açımdan ne hissettiği çok önemli, ne hissettirdiğiniz çok önemli. Bunu da hissettirebilmesi, bilmeniz için de yaptığınız üründe dediğim gibi altının dolu bir manifestosu olması lazım. Bir hikayesi olması gerekiyor öncelikle sanat diyebilmeniz için o işe, bir eser diyebilmeniz için. O yüzden de her yapılan ürün, her yapılan bardak sanat değil, evet. Ama öyle bir bardak yaparsınız ki, işte baktığınızda bu cidden sanat eseri diyebileceğiniz bir şey görebiliyorsanız orada, farklı bir nokta, farklı bir tasarım, farklı bir yeni soluk ya da baktığınızda iç dünyanızda duygular gelişiyor, ona bir hikaye yazabiliyorsanız, kendiniz onun hikayesini bilmeden bile bir hikaye yazabiliyorsanız baktığınız esere, işte orada o sanat eseri diyebiliriz bence. Sanatı da bu noktada bu şekilde ayırabiliriz. Tabii ki ilk başladığım zamanlarda bu keçi formu, aslında bu riton, tarihte riton diye geçer bunlar, içecek kabıdır. Ve çok örneği de vardır. Benimki ondan uyarlamadan ziyade artık kendi tarzını, kendi soluğunu bulmuş farklı bir yeni dünya, yeni çağa böyle tamamıyla kabuğundan sıyrılmış ve çok çok farklı doğmuş bir kısım olarak, bir eser olarak yaratmaya çalıştım tekrar. Küllerinden yeniden doğurmaya çalıştım bu keçi serimi, öyle diyebilirim. Eskiden toplumumuzda şöyle bir yargı varmış, ön yargı. Kız çocuğu evden gider ya, öyle bakarmış çömlekçiler. Hatta bunu bir çömlekçi ustamız anlatmıştı bize. Köyüne gitmiştim, demiştim ki neden kadın hiç yok ustam, demiştim. Biz de kadınları biz dekora ve dekorlamaya veririz dedi. Bezemeye veririz dedi. Çömlek kısmını daha çok erkeğe öğretiriz dedi. Neden dedim? Dedi kadın dedi evlenir gider dedi. Mesleği şey yapmaz ki dedi. Erkek dedi asıl dedi geçindirecek şeyde kalan, geride kalan olur dedi. O yüzden biz erkeğe öğretiriz dedi. Tabii beni daha da o dönem böyle bir şevklendirmiştir. Neden hayır erkek değil kadın da olmalı bu işin içerisinde, ama tabii işin içerisine girdiğiniz zaman biraz da dediğim gibi kuvvet gerektirdiğini de anlıyorsunuz. Birazcık kadın tarafından çok fazla, özellikle çömlek kısmı diyorum. Yoksa seramik kısmı hatta şu dönem daha fazla erkeklerden, öyle söyleyebilirim. Ama çömlekçi çarkı, geleneksel çömlek üretimi de hala erkek egemen bir sanat dalı diyebiliriz. Kadınları çoğaltmak için uğraşıyoruz. Ama birazcık pis değildi. Pis bir iş çünkü. Her ne kadar biz temiz yapmaya çalışsak da biraz pis bir iş. O yüzden de o kısımda kadınlar evet naiftir ama, temizdir ama birazcık da o kısmı herhalde çok sarmıyor kadınları diye düşünüyorum. Bunun için uğraşıyoruz, bunları aşsınlar diye uğraşıyoruz. Ben eğitimi usta-çırak ilişkisiyle aldım. Bunun yanı sıra üniversitede bölümünü okumaya devam ettim ama açıkçası ben birazcık bu yöndeki, yani usta-çırak ilişkisiyle eğitim verilen ve aktarılan bilgiye daha önem veriyorum. Özellikle kendi mesleğimde bence bu çok daha değerli geliyor bana. O yüzden de
bu sürece daha önem verdiğim için okulumu yarıda bıraktım ve kendi atölyemi devam ettirmeye başladım. Kendi ustamdan eğitimimi tamamladıktan sonra da ustamın önerisiyle bakanlık sanatçılığına başvurdum. Tabii belli koşullarda ve jüriden geçtiğimiz bir süreç oluyor. Değerlendirmeden geçtikten sonra bakanlık sanatçılığı unvanım geldi. Gelen öğrencilerin bunu çok fazla, çoğu içselleştiremiyor diyebilirim. Süreç içerisinde tabii ki elimden geldiğince bu işi klasik yöntemlerle, geleneksel yöntemlerle aktarmaya çalışsam da birazcık hobi düzeyinde kalabiliyor eğitimlerimiz. Bu da kötü bir şey değil aslında. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar iyi. Normalde eski yöntemle bir tane, belki senede iki tane küçük yaşta çocuk gelirken bana 20 tane, 30 tane öğrenci geliyor. Ama ben onların içerisinden bir ya da iki tanesini yakalayabilsem ve bu işi sevdirip ona profesyonel anlamda aktardıktan sonra da bu işi devam ettirebilecek düzeyde eğitim verebilsem, ikna edebilsem ya da bu sevdayı onun içine aşılayabilirsem ne mutlu bana, ben bu gözle bakıyorum. Gerçekçilik beni çok etkiliyor. Özellikle heykel. İleriki dönemlerde çalışmak istediğim bir alan heykel. Ve direkt olanı yansıtabilmek, gerçekçiliği baktığında gerçekten o bir el mi, o gerçekten deri mi, işte o nasıl bir bakış diyebilecekleri yapıda bir eser çıkarmak sanırım. Ve gerçekçi bir sanatçı olabilmek diye düşünüyorum.